Değerli arkadaşlarım hepinize merhabalar. Osmaniyet kültür medeniyetin soru çözümünü de bitirdikten sonra bugün Osmaniyet'in kuruluş dönemini işleyeceğiz. Çok yakından da tanıdığınız Ales hocamız, bizim Deniz hocam burada. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin inşallah. Sağ olun, ben tarih öğretiyorum sayısalcılara, sen sözel öğretiyorsun. Sayısalcılara tarihi biz öğretiyoruz ama sözelcilere de matematiği sen öğretiyorsun. Peki hocam sana bir soru. Bu pedagojik formasyon olayında ALES gelecek mi şart olarak, sence gelebilir mi? Büyük ihtimalle bekliyorum ben. O zaman hani girmeleri lazım. Arkadaşlar aramızda pedagojik formasyon olmayan, yani 1 Ocak 2021'e kadar almamış olan arkadaşlarımız, biliyorsunuz bir karar gelmişti. Tekrardan bir Milli Eğitim Bakanlığı sertifikasyon falan verecek ama ALES isteyebilir. O yüzden aslında matematik, KPSS matematik çalışırken bir nevi de aslında da ALES'e de çalışılmış oluyor. Ama tabii ekstra konular vardır falan, ben bilmiyorum. Deniz Hocam videoları da çok az kaldı. Başlayacak. Benden sonra Deniz Hocam başlayacak. ALES'e girecek arkadaşlarım. Yani pedagojik formasyon olmayıp ama öğretmen olmak isteyen arkadaşlar. Örnek tarih bölümünü bitirmiş. Ama şimdi öğretmen olamıyor. Eskiden pedagojik formasyonu veriyordu üniversiteler. Şu an kaldırıldı ama tekrar geri verilecek. Orada ALES şartı isteyebildiğinden dolayı sizlerden ricam, matematik çekilen videoları Deniz Atalay'ı dikkatli takip edin ki oradan da bir taraftan KPSS, bir taraftan ALES. Biliyorum çok sınav var ama maalesef ki bazı sınavlara birkaç sene iyi çalışıp ondan sonraki hayatımızda sizler de biliyorsunuz ki idame ettirmemiz lazım. Bu sınavları kazanıp önümüze bakmamız lazım. Bu sınavları dediğim gibi bir engel olarak görmeyelim. Sonuçta bu engel dediğimiz şey ayrıca bizim atanıp devletimize, vatanımıza, milletimize hizmet ettiğimiz bir nokta olacak. Bugün Osmaniyet'i kuruluşu işleyeceğiz. Şimdi kültür medeniyet bitti. Şimdi bazı arkadaşlar, onu da bir hemen söyleyelim. Hocam, bazı dershanelerde önce kuruluştan başlanır, dağılmaya gelinir, sonra kültür medeniyet işlenir. Arkadaşlar ben öyle yapmıyorum. Önce kültür medeniyet işliyorum, sonra kuruluş, duraklama, gerileme, işte bu şekilde gideceğiz. Ama isteyen arkadaşlar önce siyasi tarih başlayıp kültür medeniyeti veya benim sıramı takip ederseniz de olur. Ki Osmaniyet kuruluş döneminden son, yani KPSS'de çok fazla soru gelmiyor diye bakmayın. Mesela geçen sene 2021 KPSS'den yükselme döneminden neredeyse 200 soru geldi yani. Hani hiç denilmeyen bir yerden bile soru geldi. Tamam da kardeşim, geçen sene yükselmeyiz olan adam bugün de bu sene de kuruluştan sorar yani. Bunun garantisi yok ki. Hatta ben çoğu zaman bazı dershanelerde duyuyorum. Deriz adam kuruluş yükselmeyi atlıyormuş. Hiç işlemiyormuş. Ne oldu bak, soru geliyor. Ya işine gelmiyor adamın ya. Kuruluş yükselmeyi anlatıver. Ne var yani? Çok zor bir konu değil ki burası. Burada bazı yerler var. Bazı kavramlar var. Terimler var. İskandır, istimalet gibi. Onları bileceğiz. Peki Osmaniyet'i kurulduğundaki çağdaş olan devletler neler? Arkadaşlarım Osmaniyet'i kuruluş tarihini 1299 alıyoruz hala. Biliyorsun yıllardan beri Halil İnalcık 1302 diye alıyor. Şimdi öğrenci bana mesaj atıyor. Hocam diyor, kuruluşun diyor Osmanlı'nın tarihi değişmiş diyor. Kuruluş tarihi değişmiş. İşte Instagram'da geziyorsunuz, Twitter'da geziyorsunuz. Saçma sapan bilgiler görüyorsunuz. Her gördüğünüze inanıyorsunuz. İnanmasanız bile bizlere mesaj atıyorsunuz ama bir kere daha söyleyelim. Osmaniyet'in kuruluş tarihini zaten adam 100 yıl, yani 50 yıldan beri 1302 diyor. Biz size gidip de kimse Osmaniyet'in tarihi kaçtır diye sormaz arkadaşlar. Lisede sınava mı giriyorsunuz ya? 1302 diye ya da 1299 diye Osmaniyet'in aşağıdakilerin kuruluş tarihi diye soru gelmez ki. O yüzden lütfen bunlara takılmayalım. Eski usul gidelim. Osmanlı kuruluş tarihi kaçtır? 1299, dikkat, 1453 İstanbul'un fethine kadar olan tarafa kuruluş dönemi denir. Peki Osmaniyet'in 1299'una bakalım. Kimler vardı? Çağdaş demek ne demektir? Aynı anda hüküm sürecekler. Bakıyoruz. İlhanlılar. Hatırlayalım İlhanlıları ya. Harzemşahları yıktı 1243 Köstadağ Savaşı'ndan Doğu Selçuk Devleti'ni yendi. Anadolu'nun doğu tarafına neredeyse bütün egemen oldu. Hatta yeni kurulan 2. Türk Devletleri çoğu İlhanlılara bağlıydı. Mesela Osmanoğulları var ya, İlhanlılara bağlıydı başlarda. Sonradan kendi bağımsız ilan edecek. O zaman Anadolu'da İlhanlılar var. Altın Ordu. Hepinizin bildiği Karadeniz'in üstüne kuruldu. Doğru mu? Kardeşim Altın Ordu Devleti daha sonra 1400 Timur saldırıları sonucunda biliyorsunuz parçalanacak ve ileriki yıllarda Rusların güneye inmesine sebep olacak gelişmelerdir. Onu da yapan biliyorsunuz Timur. Memlükler. Osmaniyet kuruluşunda vardır. Kendisi değerli arkadaşlarım 1517'ye kadar Mısır'da hüküm sürdü. Halifelik de onlardaydı. Ama 1517'de biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim oraya, yani Memlük Devleti'ne Ridaniye Savaşı'na son verdi ki baharat yolda çok zenginleşen bir ülkedir Memlükler. Baharat yolda bizim elimize geçti. Türkiye Selçuklu. Asıl burası mevzu. Dikkat. Arkadaşlarım Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılış tarihi 1308'dir. Osmaniyet'i 1299'da kurulduğuna göre, kurulduğu tarih baz alındığında ikisi de çağdaştır. Ne demek istiyorum? Aynı dönem yaşamışlardır.
Hem Anadolu Selçuklu Devleti diğer adıyla Türkiye Selçuklu Devleti hem de Osmanlı Devleti kurulurken çağdaştır. Bizans, zaten hep onlarla mücadele edeceğiz. Sizler de biliyorsunuz Bizans İmparatorluğu'nda artık eyaletlerini veya işte şehirleri tekvur adı verilen valiler yönetiyor. Ancak bu tekvurlar kendi işlerine bağımsızlığa daha fazla hareket ettiğinden dolayı Bizans'tan gelen emirleri dinlememekte. Bizans iç karışıklıklar var ve uzun süreli taht kavgaları var. Yani Bizans o Justinianus zamanındaki o parlak Bizans değil artık. Trabzon Rum İmparatorluğu yine Osmanlı Devleti kurulurken vardır. Hatırlayın 1461 senesinde Fatih Sultan Mehmet sona erdirecek. O da var. Diğer çağdaş devletler, arkadaşlar İngiltere var, Fransa var, Sırplar var, Macarlar var da doğru mu? İşte birçok ülkede nerede var değerli arkadaşlarım? Balkanlarda var. Şimdi sınava girdim. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı kurulduğunda çağdaş devletlerden biriydi? Çünkü diğer türlü soruyu çok soramaz. Ya da şöyle sorabilir. Aşağıdakilerden Osmanlı Devleti'nin, devletin tarih boyunca çağdaş olan devletlerden biri değil. Mantıken geride bir devlete yıkılması lazım. Örnek. Harzemşahlarla Osmanlı Devleti çağdaş olamaz. Gaznelilerle Osmanlı çağdaş olamaz. Karahanlılarla Osmanlı Devleti çağdaş olamaz. 1212'de yıkıldı. Nasıl çağdaş olsun bu 1299? Bu soru gelmiyor zannetmeyin. Geliyor, o yüzden söylüyorum. Aşağıdakilerden hangisi? Ya kurulduğu günü sorar tarihteki çağdaş devletler yani bunları. Ya da aşağıdakilerden Osmanlı Devleti'nin tarih boyunca çağdaşı olan devletlerden biri değildir. Soru bu kadardır. Ama bilen yapar. Bilemeyen nasıl yapsın? Sen Gaznelerin 1187'de Karahanlıların 1212'de yıkıldığını bilmezsen nasıl yapacaksın bu soruyu? Sen zannedersin ki Gazneliler ve Karahanlılar da Osmanlı Devleti'ne çağdaş. Yani aynı çağda yaşamış. Peki Osmanlı Devleti'ni daha Osman Bey'e geçmiyoruz ha. Peki Osmanlı Devleti niye bu kadar kısa sürede büyüdü? Size dikkat çekerseniz. Önce Söğüt ve Domaniş'te kuruldu. Biri Kütahya'nın ilçesi biliyorsunuz. Bir tanesi de nerenin ilçesi? Bilecik'in ilçesi. Ne oldu da bu kadar ufak bir devlet, ufak bir beylik bir anda üç kıtaya birden yayıldı? Arkadaşlar tabii ki bunlar tesadüf olan şeyler olabilir mi? Osmanlı Devleti biliyorsunuz ki ilk kuruldukları zamanlarda Bizans dibinde kuruldukları için bir de Bizans'ta ne var? Taht kavgaları var ve tekvur adı verilen valiler Bizans İmparatorluğu'nu dinlemiyorlar. Kendi işlerinde istediği vergiyi arttırıyorlar, istediği vergiyi kaldırıyorlar. Kendine ait orduları var. Yani Osmanlı Devleti'nin ileride 19. yüzyılda göreceğimiz ayanlık gibi bir yapı var. Ha o zaman Bizans valilerine ne isim veriliyormuş Günay? Tekfur. Bak bunu bileceksin. Kelime olarak ne? Tekfur. Peki hocam başka ne? E kardeşim Bizans'ın İşte tek merkezden yönetilememesi var, merkezi yönetimsel bozuklukları var, tekvurların dinlememesi var. Bir de Türkmenlerin gaza faaliyetleriyle beraber devamlı Bizans'a saldırmalar var. Yıpratıyorsun yani. Her an saldır saldır sınırdan gel. E bunlar da Bizans'ı yıpratıyor. Ve Bizans'ın yıpranması kimin işine gelir? Hem Bizans dibinde kurulan bütün beyliklerin işine gelir. İşte onlardan bir tanesi de Osmanoğulları'dır. O yüzden Osmanoğulları kısa sürede büyümesinin bir başka nedeni Bizans'ta yaşanan iç karışıklıklar, Türkmenlerin gaza ruhuyla bütün o sınır boylarında seferler yapması ve Bizans'ı yıpratmasıdır. Peki hocam biz başka niye biz bu kadar kısa sürede büyüdük? E kardeşim merkezi otoriten güçlü. Yetenekli padişahların var. Güçlü bir ordun var. Doğru mu? E kardeşim sen gittiğin her yerde o bölgeler Türk İslamlaşsın diye atıyorum. Nereyi fethettin? Filipe'yi fethettin Balkanlarda. Hemen Bursa'dan alıyorsun bir aileyi Filipe'ye yerleştiriyorsun. Böylelikle hem bölgeyi Türk İslamlaştırıyorsun hem de değerli arkadaşlarım bu yaptığım politikanın adına iskan yani yerleştirme artı o bölgeye yerleştikten sonra da yerli ırk, yerli halk yani gayrimüslim halka sonuçta sen gayrimüslimlerin elinden alıyorsun Filipe'yi. E ne yapıyorsun değerli arkadaşlar? Onlara iyi davranıyorsun. Gönüllerini kazanıyorsun. Kalplerini kazanıyorsun. Yıllardan beri duyulan Türkler barbardır. O şeyi tezini çürütüyorsun. İyi davranıyorsun, düğünlerine katılıyorsun, cenaze soluğu katılıyorsun, bir kap yemek veriyorsun. Doğru mu? Adam bir yere gittiği zaman evine dükkanına bakıyorsun. Adam diyor ki bunlar hiç düşündüğümüz gibi değil mi? Demek ki Müslüman ve Türkler böyle insanlarmış diyor. İşte tarihte biz bu gönül kazanma, işte meyletme, cezbetme, kalp kazanmaya biz bir isim veriyoruz. Bunun adı istimalet. Direkt sınavda çıkar arkadaşlarım. Demek ki Osmanlı Devleti iskanı uygulamış. İstimaleti uygulamış. Doğru mu? Daha tımar uygulamış. E bunların hepsi birleşince Osmanlı Devleti fethettikleri bölgelerde kalıcı hale geldi. Peki Osmanlı Devleti'nin başka Anadolu beylikleri var. Sadece Osmanlı mı kuruldu ya? Osmanoğulları, Karamanoğulları, Germiyanoğulları, Hamitoğulları, Taceddinoğulları, Pervaneoğulları, Sahip Ataoğulları birçok ne var? E Anadolu'da kurulan 1243 Köse Dağızlar Savaşı'ndan sonra kurulan ikinci Türk beylikleri var. Osmanlı bunların arasında neredeyse en güçsüzü. E ne yaptı? Hemen gitti Karamanoğulları'na mı saldırdı? Hayır.
Anadolu beylikleriyle başlarda çok çok iyi geçindi. Tamam? Çok iyi geçindi. O da bunun nedir değerli arkadaşlarım? Direkt kardeş kavgasına girişmediğinden dolayı, yönünü Bizans'a çevirdiğinden dolayı. Şimdi şöyle düşün bakayım. Karamanoğullar Osmanlı Devleti'nin en büyük rakiplerinden biridir ve biri de olacaktır. Ama Osmanlı Bizans'a saldırsa bir Müslüman olan Karamanlıların hoşuna gitmez mi? O yüzden Osmanlı Devleti başlarda niye Karamanoğullarına saldırmadı da Bizans'a saldırdı? Hem Bizans'ın içinde durum, hem de niye ben kardeş kavgası yapıyorum kardeşim, niye Müslüman öldüreyim? İşte bunlar Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinin nedenleri arasında. Yine tam biz kurulduk, aradan atıyorum 37-38 sene geçti. Avrupa'da 100 yıl savaşları başladı. Şansımıza İngiltere ile Fransa birbirine girdi. Kardeşim orada millet birbirini yerken sen kısım kısım gıdım 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 ala ala gittin. 1337'de başlayıp 1453'te sona eren. Tarihe aslında 116 yıl sürdü ama tarihe ne diye geçer arkadaşlar? 100 yıl savaşları diye geçer. 100 yıl savaşlarının olması da bizim işimize yaradı. Bunlar hep Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinin nedenleridir değerli arkadaşlar. Önce onları biz ne yapalım? Hani hep bildiğimiz şeyleri bir önce sıralamasıyla bir yazalım. Evet Günay, sıralamasıyla söyle bakalım. Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinin nedenleri diyoruz. Evet, Bizans'taki, Bizans İmparatorluğu'ndaki taht kavgaları. Başka? İkincisi mi? Tekfurların valiydi biliyorsunuz. Merkezi dinlememesi. Aynen öyle. Dinlememesi ve Türkmenlerin Gazaroğlu'yla Bizans'a saldırması. Türkmenlerin Bizans'a saldırması. Yıpratıyor çünkü. Evet 3. Avrupa'da yaşanan değerli arkadaşlarım 100 yıl savaşları ki bunun tarihi 1337-1453'tür. Bir kere daha söyleyeyim, 100 yıl savaşları iki devlet arasında olacaktır. İngiltere ve hangi devlet? Fransa. Devam. Osmanlı Devleti'nin merkezi otoritesinin güçlü olması. Aynen öyle. Güçlü olması ve yetenekli padişahların tahta çıkması. Şimdi bu da önemlidir ha. Sonuçta devlet padişahtan yönetici. Mesela örnek veriyorum. İkinci Mustafa. Atıyorum Orhan Bey'in yanına ikinci kez, yani ikinci padişah olsaydı belki bu durum olmayabilirdi. Hani bu da var. Osman, Orhan yetiştirdiği birinci Murat, Yıldırım Beyazıt. Efendim ikinci Murat hep önemli devlet adamlarıdır. Yani biraz da öngörülü devlet adamları. Atıyorum Osmanlı Devleti'nin duraklama ve gerileme dönemindeki bir padişah, Osmanlı'nın birinci, ikinci, üçüncü padişahları olsaydı belki de biz bunları konuşmayacak bile olacaktık yani. Devam edelim. Başka? Tımar, iskan ve istimalet politikalarının uygulanması. Politikalarının uygulanması. Bunlar kalıcılığı. Fethedilen bölgelerdeki kalıcılığı arttırdığını unutmayalım. Peki bir notumuz var. Şimdi o notu söyleyelim. Evet. Osmanlı Devleti arkadaşlar kuruluş döneminde fark ettiyseniz onunla iyi geçiniyor. Hatta bazen Bizans tekfurları, örnek Bilecik tekfuruyla arkadaşız ya. Resmen arkadaşız. Halbuki düşmanın küffar. Doğru mu? Ama başlar da öyle yapacak. Kardeşim Osmanlı Devleti onunla iyi geçin, bununla iyi geçin. Oraya istimalet, istimalet politikasıyla gönülleri kazan, kalpleri kazan. O Türklerin, o barbar denilen Türklerin o yapısını Osmanlı değiştirdi. O yüzden dikkat edelim, Osmanlı Devleti kuruluş döneminde yapmış olduğu bu faaliyetlerden dolayı Avrupalılar özellikle Osmanlı Devleti için, kuruluş dönemi için ve yükselme döneminin bazı bölümleri için Osmanlı Barışı kelimesini kullanmışlar. Demek ki Osmanlı Barışı ne? Osmanlı Devleti'nin bölgeye geldikten sonra ve fethettikleri bölgelerde yapmış olduğu uygulamalardan sonra oralara barış getirdiğinden bahseder. Onu bir yazalım. Söyle. Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü süre içerisinde. Hüküm sürdüğü süre içerisinde, evet. Farklı unsurlar barış ve huzur içinde yaşadığı için. Farklı unsurları barış ve huzur içinde yaşadığı için. Yaşadığı için bu Osmanlı Devleti klasik döneme ne isim verilmiş? Osmanlı Barışı ismi verilmiştir. Önemlidir değerli arkadaşlar. Sonuçta yıllardan beri sana iftira. Hala Türk Tarih Kurumu bu tür iftiralara karşı veriyor. Türkler sarıktan gelir, Türkler barbarlıktan gelir. 50 bin tane ne var değerli arkadaşlarım? İftira var, şey var. Telefon mu çaldı? Bir kapat bak. Evet. Devam edelim hocam. Anadolu Beylikleri'yle iyi geçinilmez. Başlarda tabii. Sonra hepsini alacağız biliyorsunuz. Beylikleriyle başlarda iyi geçinilmesi. Devam. Güçlü, sahip güçlü bir orduya sahip olması.
gaza ve cihat faaliyetlerinin yoğunlaşması yani. Devam. Balkanların dini ve siyasi açıdan bölünmüş olması. Şimdi buraya dikkat edelim. Bölünmüş olması. Hocam bu ne demek? Arkadaşlar biliyorsunuz Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmış. Batı Roma ve Doğu Roma olarak. Batı Roma'dakiler hangi mezhebi benimsediler? Katolikliği. Doğu Roma dediğimiz İstanbul'dakiler neyi benimsedi? Ortodoksluğu. İleride daha Protestanlar, Anglikanistler, Kalvinistler reformlu olacak. O yüzden dikkat edelim. Aslında mezhep kavgalarının en yoğun olduğu zaman aslında Hristiyanlar arasında daha fazla yoğundur. Evet Müslümanlar arasında da görürsün. Şafiler, Hanbeliler, Hanifiler arasında öyle bir direkt mezhep kavgası çok göremezsiniz ama Ortodokslar ve Katolikler arasında yüzyıllardan beri bir savaş var. Yani aslında Balkanlar Osmanlı Devleti kurulduğunda dini açıdan çok bölünmüş ve bu bölünmelerde savaşa yol açmıştı. Tamam onu da söyleyeyim. Devam edelim. Türklerin milli özellikleri. Devam. Selçuklu'nun zayıflamasından sonra hocam Anadolu'daki siyasi boşluk. Selçuklu'nun zayıflamasıyla ortaya çıkan siyasi boşluk. Siyasi boşluk. Arkadaşlar bu söylediklerim Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan kısa sürede büyümesinin nedenleri arasında gösterilebilir. Peki bir notumuz daha var. O not ne? Osmanlı Devleti ile ilgili bilgiler mi? Ha müdara. Şimdi arkadaşlar Osmanlı Devleti dedim ya Bizanslarla mesela Bilecik tekfuruyla veya işte ara ara İnegöl tekfuruyla diğerine karşı bir birliktelik yapıyor. Tarihte biz yani görünürde dost gibiyiz. Bak görünürde dost gibiyiz. Aslında düşmanız. Ama biz hani klasik denge politikası vardır Osmanlı Devleti'nin dağılma döneminde. Biz bunu aslında kuruluş döneminde işliyoruz. Kuruluş döneminde biz gene denge politikası yapıyoruz. Ancak bunun adı müdaradır değerli arkadaşlar. Görünüşte dostça geçinme vardır sizin arkadaşlarınız arasında da. Günay. Var mı insanlar arasında müdara yapan? Mesela Günay bana yapıyor. Müdara yapıyor. Görünüşte ne? Dost. Evet. Şimdi o yüzden bu müdarayı bir yazalım. Osmanlı Devleti'ne değerli arkadaşlarım. Osmanlı Devleti'nin değerli arkadaşlar kuruluş yıllarında görünüşte dostça geçinme anlamına gelen müdarayı uğramıştır. Müdarayı uygulamıştır. Görünüşte dostça görünme anlamına gelen müdarayı uygulamıştır. Müdara kelimesini gördüğün zaman ne olduğunu anlayın. Müdarayı uyguladı. Evet bu söylediklerim önemli. Özellikle istimalet. Bakın istimalete dikkat etmeniz lazım. Osmanlı Devleti'nin fethettiği herhangi bir bölgede uygulamış olduğu gayrimüslimlerin kalplerini kazanma, gönüllerini kazanma, meyvetme, meyletme, cezbetme, dine doğru onları yakınlaştırma uygulamasına biz istimalet diyoruz. Kaç tane böyle istimalet politikasından öyle gayrimüslim Müslüman olur? Haberiniz var mısınız? Kaç tane? Yani Osmanlı Devleti gitti bölgeyi fethetti hemen vergiyi düşürdü. Yıllardan beri belki de toprak ağla sistemi vardı onu kaldırdı. Adam da hoşuna gitti dedik yani keşke hep bizi Osmanlı işgal etse dedi onların mantığıyla. Normalde ilk başta nasıldı? Korkuyordu. Mesela Osmanlı Devleti fethettiği bir yerde halk hemen ne yapıyordu? Kapanıyordu, dağlara kaçıyordu. Osmanlı amanname çıkarıyordu. Fatih kardeşim Bosna'yı fethettiğinde hemen amanname çıkarttı. Bunun üzerine halk indi yoksa nereye iniyor? İnsanlar öldürülme korkusu var. Sonuçta onların gözünde sen işgal ediyorsun. Evet Osmanlı fetih diyor bunu ama bir de oradaki kalanı düşünün bakayım. Fetih mi diyor ona işgal mi diyor? İşgal diyor. İşgal olursa ne olur? Moğol gibi de olabilir. Moğol girdiği yeri yakıyordu, yıkıyordu. Ama Osmanlı bunları yapmadı. Osmanlı Devleti bana göre en önemli politikalarından biri ve sistemlerinden biri istimalettir. İstimalet önemli. Her zaman sınavda da soru olarak gelebilir. Peki Osmanlı Devleti kurulurken birçok grup Osmanlı Devleti'ne destek vermiştir. Bunlardan bir tanesi değerli arkadaşlar tahtada yazıyor. Gaziyanı Rum. Daha evvelden KPSS'de soruldu. Gaziyanı Rum ne demek? Bir kere sondaki Rum kelimeleri Anadolu anlamını taşır. O zaman tersten okuyacaksınız. Deniz tersten oku kardeşim. Rum yazanları ters. Rum'u Anadolu olarak düşün şimdi. Tersten oku. Rum Gaziyani. Yani tersten okuyacağım. Anadolu Gazileri. Ha, o zaman şurayı oku kardeşim. Anadolu Abdalları. Anadolu Fakiyanları. Doğru mu? Anadolu Bacıları. Uzak gözlüğünü göremiyorum ha. Tamam. Gaziyani Rum'u bu sınavda yani KPSS'de geldi arkadaşlar. Osmanlı Devleti kuruluş yıllarında fetih hareketlerini yöneten grubun adı Gaziyani Rum'dur. Aşağı indim. Abdalanı Rum var. Abdal, Pir Sultan Abdal. Ne demek? Dervişler, ozanlar. Osmanlı Devleti kurulurken onlar destek verdi. Fakiyanı Rum.
Anadolu'daki bilim insanları, değil mi? Eğitimle uğraşanlar, onlar destek verdi. Ya Osman Bey'in eşi Malhun Hatun'dur. Malhun Hatun kimin eşidir? Kimin babası kimdir onun? Kim babası? Kuruluş Osman'ı izlersen göremiyorsun işte. Evet. Her şey Kuruluş Osman'da yok. E tamam, kim Bala'da? Malhun Hatun'un babası kim? Babası kimse o yüzden destek geliyor zaten. Ankara ailesi kardeşim. Şeyh Edebali. E sen Şeyh Edebali. E kızı da ne? Malhun Hatun, o da Bağcıyan Rum Teşkilatı'nda. O zaman Osman Bey Malhun Hatun'la evlenince kafadan zaten ahilerin ve bir de Bağcıyan Rumları zaten desteği Osman Bey olmuştur. Yani bir evlilik yapması iki türlü kendisine destek sağlamıştır. E ahiler zaten dedik. Ankara zaten ailenin merkezlerinden biri olacak Osmanlı Devleti'nde. Ve Alperenler. E onlar da arkadaşlar sınır boylarında oturur. Devamlı hükümdarın yanlarında vardır. Samsa Çavuşlar, Konur Alpler falan, hep bunlara Alperen denir. Yani ilk sağ kolları, sol kolları Osmanlı Devleti'nde padişahların sağ ve sol kolları hep Alperenler'de olur. Osmanlı Devleti kurulurken bunlar destek vermeseydi belki de biz bugün çok farklı konular işleyecektik. Hatta Osmanlı Devleti bu kadar uzun olmayacaktı belki. Aa, şurada işlediğimiz ilanlar gibi 3 cümle edecektik. Ama böyle olmadı. Şimdi tabii burada bir nottan bahsedeceğiz değerli arkadaşlar. Ne notundan bahsedelim? Yahşi Fakih'ten. Aslında ben bunu eğitim alanında anlattım Deniz. Bak sen ne dinle. Şimdi Deniz, bir tane kitap evine gittin kardeşim. Kitap evine dedi ki bana Osmanlı Devleti tarihinin ilk bilgilerini yazan kitabı ver dedim. Kitabı ver. Adam der ki sana, Deniz Hocam, normalde Osmanlı Devleti'nin ilk bilgilerini içeren kitap Yahşi Fakih Menakıbnamesi, kitabın adı bu. Ama o kitap yok. Eser yok. Ortada eser yok. Ama o adamın eserini gören ve günümüze ulaşan en erken Osmanlı eseri Ahmedi'nin yazdığı İskendername'yi verebilirim sana der. Sen de teşekkür ederim dersin, alırsın okursun. İnşallah bir sayısalcı olur. Yani şunu anlatmak istiyorum. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu dönemiyle ilgili ilk bilgilerimiz Yahşi Fakih Menakıbnamesi'ndedir. Ama o eser günümüzde yoktur. O kitabı gören, o kitabı okuyan Ahmedi, evet böyle bir kitap var kardeşim, bak ben bu cümleleri bundan aldım diyerek İskendername adlı kitabına koymuştur. Ben bunu eğitim alanında da zaten anlattım bilim insanlarına. Bir daha yazalım o zaman. Bir kere daha söylüyorum. Osmanlı tarihi hakkında ilk bilgiler veren, hakkında ilk bilgileri kimden öğreniyorduk? Yahşi Fakih Menakıbnamesi, doğru mu? Ancak günümüze o gelmedi. Ne geldi yerine? Ahmedi'nin neyi geldi? İskendername'si. Ya inşallah bu soruyu sorma. Çünkü öğrenci karıştırabilir sınavda. Aslında bu soru sizlik değil arkadaşlar. Genetiklik değil. ÖABT'lik. Ama Deniz fark etmiyor. Sen de görüyorsun sınavlarda. ÖABT'ye sorulacak GK'ya. GK'ya sorulacak ÖABT'ye soruluyor. Ha o yüzden hani bilmekte fayda var diye yazıyorsun. Evet. Osmanlı Devleti geldik kuruluşa. Kuruluş Osmanlı izliyorsunuzdur. Değil mi? Hangi günler yayınlanıyor? Çarşambalar mı yayınlanıyor? Evet. E tabi dizi izlemeleri çeşitli. Biri Kuruluş'u izliyor. Diğeri gidiyor Sadakatsiz izliyor. Diğeri Masterchef'i. Herkesin izlediği bir dizi var. Ancak ben tarih dizileri çok fazla izlemiyorum arkadaşlar. Sebebi de bildiğim şeyi izlemekten sıkılıyorum. Bu bir. İki, izlerken de bazı tarihsel hataları görünce de inanın. Ya diyorum ki yani bu böyle olmadı. Yani aslında onu yapan da biliyor. Senarist de biliyor. Bakın ben yıllarca Muhteşem Süleyman'a, yani Muhteşem Yüzyıl'a karşı çıktım. Çünkü adam anlatıldığı gibi değil. Kanuni o değil. Ama bir gençliğin artık kafasındaki kanuni o oldu arkadaşlar. Yani liselerde bize öğretilen ve akademik kaynaklarda öğrendiğimiz 46 senenin neredeyse 40 senesini seferlerde geçiren bir adamı haremden çıkmayan bir adam haline getirdiler dizilerde. Bak çok büyük bir tarihi yanılgı. Ve o dizilerde öğrenilen kanuni bir nesli zehirledi. Şimdi insanlar kanuni oğlunu Mustafa'yı öldüren, doğru mu? Katil ve Osmanlı Devleti haremden dışarı çıkmayan, dedikodunun içinde kalmış bir padişah olarak görülüyor. Bu doğru değil. O yüzden bu tür Kuruluş Osmanlı'da, işte dirilişlerde falan gerçekten tarih şeylere dikkat ederim. Abartıdan ziyade zaten gerçeği verirsek, gerçeğimiz zaten abartılı bir tarihtir. Bak bir daha söylüyorum. Abartı vermeye gerek yok. Ben nerede anlatacağım sana inkılap tarihinde? 44 tane Kuvayi Milliyeci'nin 800 tane Fransız askeri nasıl aldığını anlatacağım. Bu bir gerçektir. Ben zaten gerçeği söylemem bile aslında abartı bir tarihtir bizim açımızda. Biz gerçekleri yaptık arkadaşlar. Bu hayal ürünlerine, mahsullerine gerek yok. Ben sana anlattıkça zaten padişahlarımızın veya ileride inkılap tarihindeki milli mücadele kahramanlarımızı okudukça bir yabancı birini aramaya gerek var mı? Bir başka kahramana ihtiyacı var mı bu ülkenin? Gerek yok ki. Ben bunu anlatıyorum. O yüzden Kuruluş Osman, Diriliş bilmem, Mustafa bilmem, onları izlemiyorum.
İzlemiyoruz. Sebebi de çünkü çok hata olduğundan kaynaklı. Mesela olmayan bir adamı o yüzyılda gösteriyor. Ya adam öyle bir adam yok ya. Niye gösteriyorsun kardeşim? Doğru mu? Ya olmayan bir adamı gösterse de hoşunuza gider. O yüzden tarih dizilerinde evet ilgi çektirmiştir. Kabul ediyorum. İnsanlar biraz daha ilgi olmuştur. Hatta onlarla ilgili ya ben bir gideyim Osman Gazi'nin veya Selçuk Bey'in bir kitabını alayım diyenler de olmuştur. Bak etkisiz olmaz değil mi? Ama kitabı alanlar daha sonra anam bu değilmiş demeye başladılar. Çünkü gerçek değil. Ama gene de tarih filmleri ve tarih diziler gerçek yapıldığı senaryo değil de gerçek olanlar anlatıldığı takdirde zaten bizim başka bir senaryoya, ekstra bir senaryoya ihtiyacı yok ki bu milletin kardeşim. Zaten yapılanlar ortada. Lakabı Fahrüddin'dir Osman Bey'in. Doğru mu? Nedir Fahrüddin? Dinin savunucusu. E kardeşim bu adam ne yaptı? Önce kendi bölgesi olan, zaten küçücük bir beylikti. Hemen kendi bölgesine Yuntisar aldı, İnegöl aldı, Yenişehir aldı. Doğru mu? Ve 1302'lerli yıllarda gitti işte Karacahisar'ı aldı. 1302'de gitti ilk Osmanlı-Bizans savaşı olan Koyunhisar savaşını yaptı Osman Bey. Zaten Osmanlı'dan bir soru gelirse Osman Bey'den. En büyük soru Koyunhisar. Diğer adıyla Bafeon. Diğer adıyla Bafeus savaşıdır. Ve biz 1302 Koyunhisar veya Bafeus savaşıyla nereye aldık? Bilecik'i. Bilecik'i alıp hemen ne yaptık? Merkeze taşıdık ve Bilecik'teki demir madenini işleyip ordunun silah ihtiyacını karşıladık. Şimdi dikkat. Osmanlı Devleti'nin ilk büyük merkezde aldığı yer nere biliyor musunuz Günay? Karacahisar'dır. Yahu sen Osman Bey Karacahisar'a girdi. İlk ne atadı biliyor musun? Kadı kadı. Senin ilk ne atadıysan aslında neye önem vereceğini gösterir. Adalete. İlk kadı atadı ya. Ve ilk vergiyi koydu. Bac vergisi. Anlattım. Osman Bey bir pazara gidiyor. Pazardakiler diyor ki buradan eski usul vergi alınması lazım. Osman Bey karşı çıkıyor sonradan. Tamam diyor koyulsun diyor. Ve örfü vergilerden ilk vergi olan bac vergisi koyacak. Hepinize soru. Sen bir millete, fethettiğin bir yere bir vergi koyuyorsan elbette o vergi bir ödeme aracı olması lazım. Bunun üzerine Osman Bey zamanında ilk defa ne basılmıştır? Para basılmıştır. Yine Osman Bey fethedilen bütün bölgelerdeki yakın arkadaşları Konur Alp'e, Samsa Çavuş hepsini toplayıp ne dedi? Bu fethedenin malı fethedene aittir. Ne oldu? İlk defa dirilik topraklarını kime dağıttı? Yakındaki alperenlerine dağıttı. O zaman Osman Bey şöyle kısaca toparlayalım. Bir, lakabı ne? Fahrüddin. Efendim Yuntisar, İnegöl o bölgeleri aldı. Doğru mu? Üç, Karacahisar'ı aldı. Karacahisar'a ne atadı? Kadı. Karacahisar'a ne koydu? Vergi. Vergi koymak için ne alman lazım? Para. İlk defa parayı bastırdı. Ve tabii ki ilk Osmanlı-Bizans savaşı yapan hangisi? Koyunhisar. Ama bunun diğer adıyla sorabilirlerse Bafeus veya Bafeon. İkisiyle de sorabilirler. O yüzden dikkat edeceğiz. Şimdi Osman Bey zamanı. Başla Günay. Osman Bey sırayla. Evet, lakabı Fahrüddin'dir. Hocam bunlar çıkar mı? Çıkabilir, yazalım da. Devam. 1298'de Karacahisar'ı aldı. 1300 Yuntisar. Evet, Yenişehir. Ve nereye aldı? İnegöl'ü aldı. Evet. 1302'de Koyunhisar. Arkadaşlar bu önemlidir. Zaten işaretlememde de yapacağım. Diğer adıyla Bafeus, diğer adıyla ne? Bafeon. Bu savaş önemli. Çünkü savaşı yapıldı. İlk Osmanlı Bizans savaşıdır. Şimdi bu arada bir dikkat. Son zamanlarda bazı sorular geliyor. Hocam ilk Osmanlı Bizans savaşı bu olmaz diyorlar. Niye? Bizans'a, kardeşim sen Bizans tekfuruyla savaşıyorsan mantıken bu tekfur nereye bağlı ya? Bizans'a, senin tekfurla savaşmanın önemi ki. Tekfurun kendine ait neyi var dedim ben size? Ordusu var. Sonuçta mantıken sen gene kimle savaşmış olursun? Bizans'la savaşmış olursun. Ya bir şey söyleyeceğim ya. Hatay valisiyle Suriye savaşa girse aslında kim kimle savaşa girmiş ya? Türkiye ile Suriye savaşa girmiş. Ne konuşuyorsunuz? Hatay valisi kim? Kime bağlı bu adam? Evet Bizanslar söz dinlememiz olabilir ama resmi olarak kimin valisidir? Bizans İmparatorluğu'nun atadığı validir. O yüzden ilk Osmanlı-Bizans savaşı lütfen bunu kabul edin. Bazı kaynaklarda farklı şeyler yazsa da sizi bu ilgilendirmez. Doğru kaynaklardan çalışalım. Devam. Evet savaştan sonra Bilecik alındı, merkez yapıldı ve buradaki ne olmuştur derse demir madeni işlendi. Demir madeninin işlenmesiyle ne oldu? Bölgedeki özellikle Osmanlı Devleti'nin silah ihtiyacı karşılanmaya başladı. Devam.
ilk vergi alındı. Değerli arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nin ilk vergisinin adı pazarcılardan alınan, pazar yerlerinden alınan bağ vergisidir. Başka? İlk kadı atandı, direkt sınavda gelebilir. Osman Bey zamanında Karacahisar'a atanan kadımızın adı Dursun Fakih'tir. Fakih fıkıh. Bak oradan gelsin, fıkıhı bile uğraşan. Yani İslam hukuku. Doğru mu? Devam ediyoruz. İlk para. İlk para neydi? İlk para basıldı yazalım. Atandı olmaz. İlk para basıldı. İlk paramızın da adı neydi? Akçe. Genel ismi bu. Genel ismi. Yoksa mangır deniliyor. Günümüzde para 50 bin tane şey diyoruz. Ne diyorsun sen paraya? Her zaman para mı diyorsun? Metelik dediğimiz olmuyor. Meteliğe kurşun atıyorum. Deniz, sen paraya ne diyorsun kardeş? Sen de çok, sen farklı lakaplar takmışsın. Söyle bakalım. Para mesela, Deniz Hoca canlı diyor mesela paraya. Yani oluyor. O yüzden hani akçe paranın biriminin adıdır. Türk lirası gibi düşünün. Yoksa kelimesel anlamda mangır deniliyor mesela. Evet, ilk para basıldı akçe veya mangır. Buraya dikkat. Efendim, ilk defa da ne yapılmıştı hatırlayalım. İlk defa dirilik toprağı dağıtıldı. Yani tımar diğer ismiyle. Dirilik toprağı dağıtıldı. Arkadaşlar, bu gördüğün Osman Bey. Soru gelir mi? Gelebilir. Özellikle ilkleri bölümünden soru gelebilir. Hatta bir şey söyleyeyim size. Osman Bey gitti Bursa'yı kuşattı. Kuşatma sırasında değerli arkadaşlar vefat etmiştir. Yani kuşatma devam ediyor. Zaten kuşatmayı da Osman Bey yapmıyordu zaten. Orhan Bey yapıyordu. Zaten hastaydı Osman Bey. Mantıken biz tam Bursa'yı kuşattığımız sırada, mantıken Osman Bey öldüğüne göre zaten kuşatmayı oğlu Orhan yapıyordu. Sonuca ulaştıran kim oldu? Orhan oldu. Orhan Bey 1326 tarihinde nereyi fethetti değerli arkadaşlar? Bursa'yı fethetti. Şimdi orayla başlayacağız ama önce lakabından başlayalım. İhtiyar, dinin ihtiyar savunucusu demektir. İhtiyarüddin'le başlayalım, ondan sonra da devam edelim. Lakabı İhtiyarüddin'dir. Şimdi bundan sonra film başlıyor. 1326 tarihinde sen nereyi aldın değerli arkadaşlarım? Gittin Bursa'yı aldın. Dikkat! Bursa alınıp hemen başkent yapılmadı. Sebebini anlatayım. Arkadaşlar, Bursa'yı aldığın zaman zaten İstanbul'un 3 büyük şehri vardır. Yani İstanbul derken Bizans İmparatorluğu'nun 3 büyük şehri var. Merkezi Konstantinopolis İstanbul, yanında Edirne sol tarafında, bu tarafında ise Bursa. Sen 3 büyükten birini aldın ya, Bursa'yı aldın. Elbet ki ne olacaktır? Bizans tekrar toparlanıp Bursa'yı senden geri almak isteyecektir. Dikkat! Bir ülkenin başkenti başkent yapıldıktan sonra bir başka devlet tarafından işgal edilirse o devlet sona erer. Ne demek istiyorum? Ben niye adamın dibine gideyim de Bursa'yı hemen başkent yapayım? Bekliyorum. Çünkü Bizans kuvvetlerinin toparlanma haberi geldi. Bunun üzerine hemen başkent yapılmadı. 1329'da 2. Osmanlı-Bizans Savaşı olan Pale Kanon, diğer adıyla Maltepe ve Eskişehir, Eskihisar adı verilen bir savaş yapıldı. Savaş yapıldıktan sonra bile başkent yapılmadı. Dikkat! Arkadaşlar, 2. Osmanlı-Bizans Savaşı'nda biz yendik. Tarihe Pale Kanon veya diğer adıyla Maltepe veya diğer adıyla Eskihisar Savaşı olarak geçer. Bakın ne yaptık biliyor musunuz? Savaşı kazandık. Kazandıktan sonra gittik bir de İznik'i de aldık. Önce İznik'i başkent yaptık 1331'de. 4 yıl sonra bütün tehlike geçince gittik Bursa'yı başkent yaptık. Mustafa Kemal Atatürk neden başkenti İstanbul'dan Ankara'ya taşıdı? Hiç düşündünüz mü? Ankara'nın şu an yeri konumu neredeyse Türkiye'nin tam orta tarafına geliyor. İşgal edilmesi kolay mı? Sana sorayım, kolay mı Deniz? Ankara'nın işgal edilmesi daha kolaydır İstanbul'un mu? Çünkü İstanbul'a denizden gelebilirsin, doğru mu? Karadan gelebilirsin. Avrupa ilk oradan geliyor, ilk geçiş yeri. Ama Ankara'ya gelene kadar. Mesela Ankara'yı sen nasıl işgal etmen lazım? Karadan diyorum. Avrupa'nın bir ordusu gelse. Önce İstanbul alacak, Kocaeli'yi alacak, Sakarya'yı alacak, Düzce'yi alacak, Bolu'yu alacak. İlyas Hoca'nın memleketi Gerede'ye geldi mi zaten kesin durur. Doğru mu? Kardeşim kolay mı ya? Bir başkent işgal edilmesi kolay mı? O yüzden Mustafa Kemal İstanbul'dan nereye aldı? Ankara'ya taşıdı. Aynı mantık düşünün. Osmanlı Devleti hemen aldığı yeri başkent yapmıyor. Diyor ki hemen istihbaratta oluyor. Bizim üzerimize ordu toplanıyor mu toplanmıyor mu? Toplanıyor derse orada hemen merkez yapmıyor. Çünkü merkez giderse devlet gideceğini bildiği için önce biraz bekliyor, tehlike geçiyor, ondan sonra başkent yapıyor. İleride göreceksin. 1360 Sazlıdere Savaşı Edirne'yi aldık ama Edirne'ye hemen başkent yapmadık ki. Çünkü adam artık sonuna gelmiş. Edirne artık, yani Bizans bitiyor. Tek bir yeri kaldı, İstanbul Edirne'yi alınca. Ne olacak? Hemen biraz beklenir. Tehlike geçer. Tehlike geçtikten sonra başkent yapılır. Önce Orhan Bey'le ilgili şunları da söyleyeyim. Biz
Bursa'yı da 1335 tane başkenti yaptıktan sonra arkadaşlar 1337 tane İzmit'i aldık. Ben niye bu İzmit'i? İzmit alınması önemli mi? Tabii ki her fethi önemlidir ama 1337'de biz tam İzmit'i aldığımız sene Yüzyıl Savaşları başladı Avrupa'da bir. Ve ileriki tarihlerde de ilk defa bir Anadolu Beyliği'ne son verildi. Karasioğulları. O zaman dikkat. Osmanlı Devleti'nin bir deniz gücü yoktu. O zaman Karasioğulları deniz gücü var mı? Balıkesir ve Çanakkale'de kurulmuş. O zaman Orhan Bey'in ilk defa bir Anadolu Beyliği'ne son vermesi, yani Karasioğulları'na son vermesi, ilk defa donanma kuvvetlerinde bize geçmesi demek. Yani artık Osmanlı Devleti nasıl bir devlet oldu? Denizci bir devlet oldu. Denizci. Peki sonra ne oldu biliyor musunuz? İşte biz bu kadar Koyunhisar'da yendik, döndük, Maltepe'de yendik, Bursa'yı elinden aldık falan. Bizans'ta kavgalar başladı. İşte bu kavgalara karışanlardan bir tane de Kantakuzen diye bir adam. Kantakuzen, ismi bu. Kantakuzen geldi. Dedi ki ben Bizans'ta tak kavgaların içindeyim Orhan Bey. Sen bana yardım et. Sen bana yardım et diyor. Orhan da diyor ki tamam ben sana yardım edeyim. E bana ne vereceksin? İlk defa Rumeli'de bir kaleyi bize hediye ettiler. Hediye. Bu kalenin adı Çimpe Kalesi'dir. Tamam, gelip oraya gidenler görecektir. Çimpe Kalesi. Bu ne demek biliyor musun? İlk defa Rumeli'de Osmanlı Devleti askeri bir üsselde diyor. İlk defa Avrupa'ya ayak basmamız neyle olmuş? Oraya giderek. Yani Çimpe Kalesi'ni alarak. Sınava girdin. Osmanlı'nın Rumeli'de ilk elde ettiği üs hangisidir diye sordu. Cevap ne? Çimpe Kalesi. Kantakuzen'i biz tahta çıkartmasını sağladık mı? Sağladık. Çimpe Kalesi'ni bize verdiler mi? Verdiler. Peki biz bunu ne olarak kullandık? Hediye ne olur genelde hediye? İnsanlar birbirine hediye ederler değil mi? Her şeyi. Ama genellikle devletlerin birbirine hediye ettiği şeyler kullanılmaz. Ne yapılır biliyor musun? Yani orada sembolik olarak kalır. Biz ne yaptık? Hemen oraya yerleştik. Hemen kayıkçıları tuttuk. Hemen karşıya gidip geliyoruz. Anladı Kantakuzen. Dedi ki lan biz yanlış yerde bir şey vermişiz buna. O zaman geri istedi. Biz de geri vermedik mi? Savaşın ucuna gelindi mi? En sonunda Orhan Bey'in korkusundan Kantakuzen tamam dedi. Çimpe Kalesi sizin dedi. Yani Çimpe Kalesi aslında birkaç kere el değiştirdi. En son bizde kaldı. Ne kadar önemli olduğunu Kantakuzen bize verdikten sonra anladı. Hata yaptı. Çünkü bizim Rumeli'deki ilk toprak parçamız Çimpe Kalesi oldu kardeşim. Anlaşıldı mı Orhan Bey? Ama bu Orhan Bey'in anlattıklarım sadece siyasi tarih. Daha bir de bunun neyi var? Tabii ki Orhan Bey döneminde yaşanan diğer gelişmeler var. Önce Orhan'ı yazıyoruz. Başlayalım. Evet, İttiharit'ini yazdık. 1326'da Bursa fethedildi. Dikkat! Arkadaşlar ne zaman Bursa başkenti yapıldı ama? 1335'te yapıldı. Peki Bursa'nın alınmasına tepki duyan Bizans'ta ikinci savaşımız yapılmadı mı 1329'da? 1329'da Palekanon, diğer adıyla neydi, bilinen adıyla Maltepe. Palekanon savaşı Bizans'ta yapıldı. Bizans ile yapıldı. Kim kazandı? Yine biz kazandık. Hemen arkasına İznik'i fethedip İznik'i başkent yaptık. Yani 1331'de İznik alındı. Bir şey söyleyeceğim, bir dakika. İznik önemli bir yer mi? Hadi bakalım. İznik. Şu an beni İznik'te yaşayan arkadaşlar nerede oturduğunu bil. İznik çok önemli bir yer. İznik bir konsüllük. Bizans'ın değerli arkadaşlar önemli bir dini merkezi. Doğru mu? Ya senin İznik dediğin yer zamanında Kutalmışoğlu Süleyman Şah fethetti de başkenti İznik'i taşıdı. Ama daha sonra 1. Haçlı Seferi sonunda İznik tekrar Haçlıların eline geçti de merkezini Konya'ya taşımadı mı? Yani ne demek istiyorum? İznik hem Türkiye Selçuklu Devleti'nin hem de bir dönem Osmanlı Devleti'nin başkenti olmuştur ya. İznik dediğin şehir çok önemli kardeşim. Bak o kadar söylüyorum, eskisinin Ikea. Önemli. İznik direkt soru olarak bir gün gelebilir. Sana İznik'in özelliklerini verir. İşte der ki Türkiye Selçuklu Devleti'ne başkentlik yaptı, bir dönem Osmanlı Devleti'ne başkentlik yaptı. Neredir bura? Hadi bakalım buyur. Ya o yüzden gelmez zannetmeyin. Son dönemlerde İznik'te herhalde bir ÖSYM yazarı var. Ben dikkat çekiyorum. Yani sordu soracak soruyu belli yani. Çünkü fark ediyorum yani. O gelen sınav soruları var şimdi Deniz. Bakıyorum. Ya işte İznik kimin zamanında fethedildi? İşte İznik kimin zamanında? Böyle sorular gelmeye başladı. Bir gün İznik'i de sorabilirler. Ona dikkat edeceğiz. Sınavdan sonra bu anları hatırlıyorum. Tabii. Ben hatırlamaz mıyım? 1331'de İznik alındı. Ne yapıldı peki? Başkent yapıldı. Yani merkez yapıldı. Ama 1335'te fark ettiyse sadece 4 yıl başkent kalmıştı. 4 yıl sonra Bursa oldu. 1337 nere fethedildi? İzmit alındı, Kocaeli. Ancak 1337'nin önemi neydi? Ne savaşları başlamıştı Avrupa'da? Yüzyıl savaşları İngiltere ile Fransa arasında başladı. 1300 başka ne? 45'te ne oldu?
Karesi Uğulları alındı. Arkadaşlar Karesi Uğulları'nın yeri neresi? Balıkesir ve Çanakkale değil mi? Bir, Karesi Uğulları'nın olması Osmanlı Devleti ilk defa donanma gücüne erişti mi? Erişti. İki, ilk defa bir Anadolu Türk Beyliğine son verdik mi? Verdik. Bu ne demek biliyor musun? Anadolu Türk Siyasi Birliği yolunda atılan ilk adım Karesi Uğulları'na son vermektedir. Hocam o ne ya? İlk defa duydum. Anadolu Türk Siyasi Birliği ne demek? Hazır mı herkes? Bakıyor buraya. Bak tahtaya. Mehmet şuraya bir zoom yap. Burası önemli kardeşim. Şimdi şurası Bizans İmparatorluğu değil mi? Şurası. Bizans Türk mü? Değil değil mi? Peki Türkleri yazalım burada. Hangisi var? Osmanoğulları var mı kardeşim? Şu bölgede Karamanoğulları var mı? Şu bölgede Dulkadiroğulları var mı? Şu bölgede Pervaneoğulları, Afyon bölgesinde Sahibataoğulları, Manisa bölgesinde Saruhanoğulları, Muğla bölgesinde Menteşeoğulları var mı? Yukarı bölge Sinop bölgesinde Candaroğulları var mı? Var. Şimdi bu tabloya bakarak bir tane yorum yapılır. Bir, Anadolu'da Türk siyasi birliği yok. Niye yok? Bir coğrafya var Anadolu diye birden fazla Türk devleti var. O zaman burada siyasi birlik yok. Peki Osmanoğulları gitti şu bölgedeki Karesioğulları'nı kendine kattı. O zaman ilk defa bir Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni adımını atmış olmaz mı? Bir tane Türk devletini kendine bağlayarak. Ne demek istiyorum? Balıkesir ve Çanakkale'de yaşayan Türkler artık kimin himayesine geçti? O zaman Karesioğulları'na son verilmesi ne demektir? Anadolu'da Türk Siyasi Birliği'nin kurulmasının ilk adımıdır. İşte biz ilk adımı neyle yaptık? Karesioğulları'na son vererek yaptık. Peki bir şey soracağım. İleride Karamanoğulları'na da son versek benim yorumum aynı mı? Aynı. Dulkadiroğulları'na son versen benim yorumum aynı değil mi? Aynı kardeşim. Anadolu Türk Siyasi Birliği için adım atıyorsun devamlı. En sonunda Yavuz Sultan Selim, doğru mu kardeşim? Turnadağ Savaşı'nı yapıp en son beyliğe de son verince, o zaman Anadolu'daki yaşayan bütün Türkler tek bir bayrak olan Osmanlı bayrağının altına girmedi mi Günay? Girdiğine göre o zaman ne kesin olarak sağlandı? ATSB kesin olarak sağlandı. Anlaşıldı mı? O yüzden Karesioğulları atılmış, ATSB önündeki ilk adımdır. ATSB yolunda ilk adım atıldı. Evet, başka ne söyleyeyim? 1353'te nere alındı? Çimpe Kalesi. Çimpe Kalesi alındı. Önemi neydi bu kalenin? Rumeli'deki ilk toprak parçamız. Rumeli'deki ilk toprak parçası nereymiş? Evet, Çimpe Kalesi. Ve son olarak ne yazalım? 1354'te Gelibolu fethedildi. Evet, Gelibolu fethedildi. 1357'de gidildi, Tekirdağ alındı, Çorlu alındı, Malkara alındı. Bak gidiyoruz. Avrupa'ya doğru gidiyoruz. Ha burada bir şey söyleyeceğim. Gelibolu Yarımadası'nı fetheden bir adam, Süleyman Paşa, tarihe Gelibolu Fatihi olarak geçmiştir. Tamam, onu bir yazalım. O zaman Gelibolu Fatihi kimmiş? Evet, Gelibolu Fatihi Süleyman Paşa'dır. Süleyman Paşa. Önemli ya. Bunlar şimdi şöyle bakıyorum da. Orhan Bey dönemi fark ettiniz mi? Osman'dan daha fazla. Osman Bey'den. Yani babasına oranla daha fazla işler yaptı. O zaman dikkat. Osman zamanında. Osman diye böyle telaffuz edince lütfen sinirlenmeyin. Hani öylesine söylüyor. Bazen Bey lafı ağzımızdan çıkmıyor. Osman Bey zamanında yapılanlarla Orhan Bey zamanında yapılanları karşılaştırdığımızda çadır devletten nereye doğru bir geçiş var o zaman? Gerçek bir devlet teşkilatına geçiş var. Nereden anlayacağım? Biraz sonra şuraya yazdığım gelişmelerden anlayacaksınız. Peki nota ne yazalım kardeşim? Bir adam. Bir adam. İbni Batuta. Kim hocam o ya? İbni Batuta kim ya? Topçu mu bu? Yok değil kardeşim, ne topçusu? İbni Batuta denilen adam bir seyyah. Arap bir seyyah. Nasıl İbni Fatlan varsa İbni Batuta diye de bir adam var. Adam Orhan Bey döneminde geziyor. Ülkeyi gezdikten sonra diyor ki Türkmen hükümdarlarının en ulusu, en büyüğü Orhan Bey'dir diyor yaptıklarını görünce. O yüzden İbni Batuta'nın Orhan Bey hakkındaki görüşünü de buraya yazalım. Neydi Günay? İbni Batuta Orhan Bey için, Orhan Bey için ne demişti? Türkmen hükümdarlarının en ulusu. Türkmen hükümdarlarının en ulusu demiştir. En büyüğü yani. En ulusu demiştir. Peki ne yaptı bu Orhan Bey? Ya Orhan Bey neler yapmadı ki ya? Kardeşim adam Bursa'yı aldı gitti, Bursa'da Bey Sarayı yaptı. Osmanlı Devleti'nin ilk sarayı. İznik'i aldı. İlk defa İznik Orhaniyesi adında bir medrese kurdu. Medreseye öğretmen lazım olduğundan dolayı da ilk defa medreseye öğretmen atadı.
Osmanlı Devleti'nin ilk müderrisi kim biliyorsunuz mu? Kim? Davud Kayser. Dursun Fakih ilk kadısıydı. Osman Bey zamanında atanmıştı. Şimdi ise ilk müderrisini atadık. Peki Osmanlı Devleti'nde ilk gümüş parayı kim bastırdı? Orhan bastırdı. Efendim Osmanlı Devleti'nde yine ilk kez divanı kuran Orhan Bey'dir ya. O zaman Divan-ı Hümayun ne zaman kurulmuş? Devlet meselelerinin tartışıldığı yer Orhan Bey zamanında kurulmuş. Yine divana ilk vezir Alaaddin Paşa'yı atayan kim? Yine Orhan Bey. İlk defa kul sistemi olarak devşirme sistemini uygulayan gene kim? Gene Orhan Bey. Doğru mu? Bakın Orhan'ın yenilikleri bitmiyor ki değerli arkadaşlar Orhan Bey'in. İlk defa gitti İznik'te bir cami açıldı. Hacı Özbek Camii, Osmanlı Devleti'nin ilk camisi. Yine kim? Yine Orhan Bey. Gitti ilk defa yaya ve müsellem adıyla. Ya bir şey söyleyeceğim, bu kadar yer fethediyorsun. Neyle fethediyorsun ya? Orduyla yapacaksın yaya ve müsellem. Müsellem atlı birlik demek. Yaya ve müsellem adıyla ilk ordu kimin zamanında kuruldu? Yine Orhan Bey. Doğru mu? Ya ilk gümüş paradan tutun da ya o kadar çok ilk imarete, ilk vakıf sistemi hep gene Orhan Bey'dir yani. Orhan Bey büyük adam değerli arkadaşlarım. İlk defa Rumeli'ye kimin zamanında geçildi? Orhan Bey. İlk defa Anadolu'da bir Türk beyliğine kimin zamanında son verildi? Orhan Bey. O zaman Orhan'dan sonra gelme ihtimali yüksek midir? Yüksektir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet yazıyoruz. Başla. İlk defa bir beylik veya kaynaklarda devlet diye geçer. Beyliğe son verildi. Bunlar zaten biliyorsun. Bu neydi? Karesi yolları. Devam. İlk defa tersane açıldı. Ne demek tersane? Gemi yapım yeri değil mi Günay? Evet. Karamürsel de açıldı. Mantıken'de ilk paşanın Karamürsel Paşa veya Karamürsel Alp ilk kaptanı deryamızdır. Evet. Günay bunu kabul etmese de gerçekler bunlar. Devam edelim. İlk saray yapıldı. Değerli arkadaşlarım Osmanlı Devleti'nin ilk sarayı Bey Sarayı'dır. Bursa'da yapılan. Devam. İlk medrese açıldı. Arkadaşlarım Osmanlı Devleti'nin ilk medresesi İznik'te açılan İznik Orhaniyesi'dir. Ve buraya atanan ilk müderris de doğru mu? Kimdi? Davud Kayser'dir. Devam. İlk cami yapıldı Orhan Bey döneminde. Bu caminin adı neydi? Hacı Özbek Camii. Evet. Kul sistemi uygulandı. Kul sistemi uygulandı. Yani ilk defa farklı milletlerin insanları Osmanlı Devleti'nin devlet yönetiminde bazı yerlere gelmeye başladı. Kul sistemi dediğimiz devşirme öyle aklınıza kalsın. Devam. İlk defa Rumeli'ye geçildi. Neyle geçildi? Çimpe Kalesi alınarak. Evet. İlk gümüş para basıldı. O zaman devletin ekonomisinde ne var? Bir ilerleme var. Niye? Osman Bey zamanında basılan para bakır. Burada gümüş. İlk gümüş para basıldı. Bunun da ismi değerli arkadaşlar. Genel anlamıyla Osman Devleti'nin para biriminin adı ne? Akçe. Devam. İlk defa ordu kuruldu. Dikkat. İlk orduyu orduda da işledim. Ordu kısmında kültür medeniyetinin. Yaya ve müsellem. Devam. İlk defa divan kuruldu. Yani Divan-ı Hümayun. İlk defa divana da ilk vezir atandı. İlk vezir atandı dedikten sonra ilk vezirimizin adını da yazalım. Alaaddin Paşa. Evet. İlk defa iskan politikası uygulandı. İskan politikası uygulandı. İskan ne demekti? Ne demekti iskan? Bugün iskan alıyorsun kardeşim belediyede doğru değil mi? Müteahhitler ne alıyor oturum izni olarak? İskan alıyor. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yok mu? İskan kelimesi demek ki bizim yüzyıllardan beri kullandığımız bir kaynak. Kavram. İskan yerleştirme demektir. İlk defa Orhan Bey. Bursa'daki değerli işte Kara Arapları aldı, gitti Tekirdağ'da, Çorlu'da, Hayrabolu'da oraya yerleşti. 500 kişilik bir ailenin herhangi bir yerden herhangi bir yere naklini Orhan Bey yaptı. O zaman ilk defa iskan siyaseti kimde başladı? Orhan. E o zaman ben Orhan'ı okuduğum zaman ne anlayacağım? Sınavda bana ilkleri sorarsa ağırlıklı olarak kimde? Ağırlıklı. Hepsi değil sonuçta. Ağırlıklı olarak Orhan'da çok azı fark ettiyseniz paradır, vergidir, ilk kadatamasıdır Osman'da. E tabi 1. Murat da var. E sen 1. Murat ne yaptı kardeşim? Orhan Bey döneminden sonra Orhan Bey döneminde kısmi olarak alınan Ankara bir ara kaybedilmişti. 1. Murat tekrardan Ankara'yı ailelerden geri aldı.
Daha sonra değerli arkadaşlarım 1. Murat döneminin bana göre en önemli olaylarından bir tanesi tabii ki gidip bizim Edirne'yi almamız değerli arkadaşlar. Şimdi Günay belki biliyorsunuz bilmiyorum ama söyleyeyim ben olayı da. Orhan Bey döneminde derler çoğu Edirne'yi. Bak bir daha söylüyorum ha. Edirne'nin fethi bazı kaynaklarda Orhan diye geçer. Evet ama biz Murat olarak alalım. Hala yani o eski sistem devam edelim. Çünkü bir netleşmesi lazım onun. Evet Orhan Bey döneminin ölmesi var. İşte tam o esnada oluyor. Ya bu Yermük Savaşı'nın hala Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir mevzusu var ya hala onun gibi yani. İşte tarihte bazı şeyler net değil arkadaşlar. Net değil. Şimdi adam yaşıyor ama alan atıyorum başka birisi. Yaşıyor ama adam. Sonuçta onun dönemi deriz yani biz mantıken. Ama bazen öyle olmuyor. Biz eski bildiğimiz sistem gidiyoruz. Birinci Murat gitti. Sazlıdere Savaşı'yla Bizans'ın elinden iki tane yeri kalmıştı Edirne ve İstanbul. Edirne'yi aldı. Bir. Şimdi hepimize soru. Lan Edirne'yi alırsan ne kaldı geriye? Bir tek İstanbul kaldı. Bunun üzerine Bizans İmparatoru son gayretiyle ne yapacak? Edirne'yi bizden alabilmek amacıyla şimdiye kadar bizde teke tek çıkıyordu. Ama baktı ki Osmanlı Devleti tek başına inemeyeceğini anladı. Bunun üzerine Avrupalı devletlerden yardım istedi. Bunun üzerine Avrupalı devletler gitti. Bir ordu topladı. Sırplardan, Macarlardan, tamam Eflaklardan topladı. Ve Bizans'a yardımı gönderdi. İşte ilk Osmanlı-Bizans savaşını 1. Murat yaptı. Bak bunların hep Osmanlı-Bizans savaşı diyorum. Osmanlı-Aç savaşını 1. Murat yaptı. Dikkat edelim. Osman Bey'in yaptığı ilk Osmanlı-Bizans'tır. 1. Murat'ın yaptığı ilk Osmanlı-Haçlı savaşıdır. Bu savaşın adı Sırp Sındığı'dır. Hocam sındık ne ya? Zındık mı o mu acaba? Hayır o değil. Sırp Sındığı demek ne demek? Sındık kırılmak. Sırpların kırıldı. E hocam Haçlılar diyorsun Haçlıların içinde sadece Sırplar mı var? E Bizans çok akıllı. Gitmiş en ön birliğe. Oğlum siz aslansınız, kaplansınız. Siz şöyle o Katoliksiniz. Böyle şuysun. Adamları tut sen kardeşim en öne koy. En önde de bizim Yeniçeri birliklerimiz var. 1. Murat zamanında kuruldu biliyorsunuz. Onları yendi. Yani bizimkiler onları yendi. En çok ölen kim olur? En çok ölen Sırplar olur. Ama Sırplar kindar bir millet olduğundan dolayı iki gün sonra dedi ki bırakın dedi Osmanlı'yı tek başıma yeneceğiz dedi. Bir de o tarafı da var. Ben dedi ihtiyacımız yok size dedi. Biz Osmanlı'yı tek başımıza yeneceğiz dedi. Doğru mu? Günay. Evet. Biz de bırakın sağlığın küçük enişteyi dedik. Geldiler ve 1371'de Çirmen'de onları bir kere daha mağlup ettik. Arkadaşım, evet bizler mağlup ediyoruz, bizler bazı şeyler yapıyoruz. Ama elbet ki yenildiğimiz savaşlar da var. Yani sadece Osmanlı Devleti kuruluş döneminde biz hep yendik değil. Mesela Piloşik'te bir bozguna uğrattılar bizi. Gerçekten değerli arkadaşlarım, aleme ibret olarak da öyle bir feci öldürdüler ki bizleri. Mesela Osmanlı Devleti'ni korkutmak için. Yani sen Balkanlarda daha fazla ilerleme. Bak sonun bu olacak demekti. Ona rağmen biz 1389'da 1. Murat Kosova'ya gitti. Kosova'da 1. Kosova Savaşı'nı yaptı. Tarihte korkutmak amaçlı ilk defa top kullandı. Top ya top. Top korkutur mu seni? Deniz korkutur mu top seni kardeşim? Topun sesini düşün ama. Ya yanımızda top patlıyor korkmuyor musun? Da Günay senin yanında balon patlıyor korkuyorsun oğlum. E şimdi öyle düşün yani. Bir de bu işin topu düşün. Mesela ben bir gün hani ses amaçlı toplar biliyorsun iftar saatlerinde kullanılıyor artık. Ankara Kalesi'nin oradan geçiyorum. Aşağıdan dolmuşa bineceğim eve gideceğim. O zamanlar güneş evlerde oturuyorum. Tabii iftar artık oldu olacak. Güm diye bir ses çıktı arkadaşlar. Güm diye. Yani şöyle söyleyeyim. Zamansız atılan bir top olsaydı oruç bozulmuştu kesin benim yani. Zamansız 5 dakika falan atılsaydı. Arkadaşlar o ses nasıl çıkıyor biliyor musunuz? Anlatamam size. Ve düşünebiliyor musunuz? İlk defa bir savaşta top kullanıyoruz. Karşıda Haçlı Birliği var. Güm güm diye ses geliyor. O adam olsa bir de görünen bir şey de yok. Ne olduğu da belirsiz. E kardeşim bunlar hep korkutmuştur. Korkutunca dağıldı. Atlar ürküyor ya. Atlar ürkünce geriye doğru kaçmak istiyor. Ordunun düzeni bozuldu. 1. Murat, 1. Kosova'yı bu topların da kullanmasıyla ve Yeniçeri Ocağı'nın tabii ki üstün gayretiyle hatta Anadolu Beyliklerinin de destek vermesiyle kazandı. Buraya kadar her şey normal. Bazı kaynaklar 1. Murat'ın savaş meydanında gezerken ki ben çok buna ihtimal vermiyorum. Bazı kaynaklar ise değerli arkadaşlar çünkü neden ihtimal vermiyorum onu anlatacağım. Miloš Obilić adında bir prensdir o aslında prens. Bir Sırp kralının falan da oğludur yani o şeydir yani boş bir adam değil. Arkadaşlar 1. Murat'a bağlılık yemini edilmesi amacıyla çadırına getiriliyor. Aslında ben olayı anlatayım. Çadırına getirildiği zaman
Diyerek işte biz ne bilelim, adam bize bağlılık yemin edilecek zannediyoruz. 1. Murat'ın önüne kadar gelince çıkartmış olduğu hançeri 1. Murat'a saplayacak ve 1. Murat orada şehit olacaktır. Osmanlı Devleti tarihinde savaş meydanında şehit edilen ilk ve son Osmanlı padişahı 1. Murat'tır. Bakın bir daha söylüyorum. Hani bazı kaynaklar şöyle diyor. Savaş meydanında geziyordu. Ölülerin arasına saklanmış biri çıktı. Hayır öyle değil. Miloš Obilić çünkü yaklaşmak kolay mı? Yanında kaç kişiyle geziyor Miloš Obilić? Bir de onu düşün. 1. Murat'ın yanında kaç kişi vardı değil mi? Bugün Cumhurbaşkanı, Başbakanı, TB Başkanı, Genelkurmay Başkanı, ana muhalefet liderleri fark ettiyseniz hep yanlarında korumalar var. Yani bu kadar basit değil. Hatta Osmanlı bu olaydan sonra ne yaptı biliyor musun Günay? Protokol kanunlarını değiştirdi. En yakın elçiyi 15 metre mesafe koydular. Yani öyle kafamıza göre eskidenki gibi böyle gideyim, padişahın huzuruna gideyim, eteğini öpeyim devri bu olaydan sonra kapandı. Bakın ilk fırsatta adam hançeri sapladı ve seni şehit etti. 1. Murat dönemindeki 1. Kosova Savaşı sorunun en fazla geldiği yerdir. Hatta o günü resmedenler o gün ay ile yıldızın gece yan yana geldiğini ve hepimizin klasik olarak bilinen şehit kanlarıyla dolmuş olan bir çukura gölgesinin düştüğünü, böylelikle Türk bayrağının ilk şeklinin de yine 1. Kosova'da olduğunu söylerler. Tamam, bunlar 1. Murat'ın siyasi tarihidir. Önce onları bir yazalım. Başlayalım bugüne. Şurayı bir silelim önce. Nasıl gidiyor Deniz? Var mı sıkıntı? Aydınlanıyorum. Vallahi. Tarihle ilgin nasıl? Aran nasıl kardeşim? Tarihle ilgili şu anda da aynı. Ya şimdi şöyle aslında son zamanlarda dedim ya biraz filmler diziler etkiledi. Ama genel manada şunu der misin kardeşim? Herkes tarih öğrenmeli mi? Kesinlikle. Ya sayısal sözeli var mı bu işin Allah'ın size? Ya geçmişini bilmemek ne kadar kötü ya. Sınav odaklı değil de. Aynen genel kültür. Zaten biz de böyle anlatıyoruz. Aynen zaten sınavı kazanıyorlar. Şimdi atanıyorlar. Atandıkları yerlerde hocam diyorlar tekrar sıfırdan başladık. Eskiden diyorlar şey vardı. Hani o sınav stresiyle dinliyorduk. Şimdi ise atandık diyor çok daha rahat dinliyoruz ve çok daha iyi anlıyoruz. Tarihin en güzel tarafı nedir biliyor musun? Bir kafede bir pastanede başkan ettiğin sohbettir. Tarihin en güzel öğrenme yolu bir araba yolculuğunda arkadaşınla yaptığın sohbet. İşte biz bayramla falan hep yollara çıkıyoruz ya. Bayram oradan geçerken dağı anlatıyor bana, gölü anlatıyor. Valla Kızılırmak'tan geçerken anlatıyor. Bize soruyorsun. Eşeklendiriyorsun. Sonuçta öğretmen anlatıcıdır kardeşim. Maça giderken aynı arabada. Beşiktaş'ın bizim Deniz Hoca da fanatik Beşiktaşlı kardeşim. İnşallah başarılar dilerim. Biz Liverpool faciası olmaz diyelim ne diyelim. Yok olmaz. Yani bu kadar da olmaz ya. Çok iyi transferler. Yani güzel bir lig bekliyor bizi bakalım. İnşallah Covid de biterse veya azalırsa veya kontrol altına tam anlamıyla alınırsa. İnşallah güzel olacak. Dershanelerin kapanmadı. Eğitim öğretimi kesintiye uğramadı bir yıl diliyorum. 2000 şu an kaç Eylül? Kaçındayız bugün ayın? Bugün 6. Evet. 6 Eylül 2021 itibariyle bu cümleleri ediyorum. Allah'ım en kısa zamanda milleti de bu beladan, bu dertten kurtarsın. İnsanlar artık eğitim göremedi. Birinci sınıflar ikiye geçti. Çocuğu olanları düşünebiliyor musun? İlkokula gidecekti, okuma yazmayı öğrenecekti. Üçüncü sınıfa geçti çocuk. Yani atlaya atlaya gidildi. Büyük bir kayıp var. İnşallah bu kayıplar en kısa sürede telafi edilir. Bu arada 1. Murat'ın siyasi olaylarıyla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Biz karesollarına son vermiştik ya, ATSB'nin ilk adımını atmıştık. Şimdi ikinci ve üçüncü adımlarını atıyoruz. Değerli arkadaşlar, 1. Murat'ın oğlu Yıldırım Bey, hepinizin bildiği, Germiyanoğlu Yakup Bey'in kızıyla evlenecek. Kızıyla evlendiğinden dolayı da Germiyanoğlu Yakup Bey'in de başka o zamana, yani o zamana kadar bir erkek çocuğu olmuyor. Bakın çok ilginçtir. 11 kızı var Deniz. Adam demiş ki 11 tane kızım var, bu saatten sonra erkek çocuğum olmaz. Deniyor kız. Ondan sonra adamın şevki de gitti. Bunun üzerine değerli arkadaşlar adam ne yaptı? Benim erkek çocuğum olmaz dedi başkan, erkek çocuğum olmaz diyerek kızını kendi bölgesi olan beylik bölgesi var ya, Kütahya çevresi. Kızına çeyiz olarak verdi. Allah'ın hikmeti ya. Çeyiz olarak verdi. Kız evlendi. 12. çocuğu erkek oldu. Allah'ın hikmetine bak ya. Ya bu kadar olur. 12 çocuğu oldu. Sonra gitti. Timur 1402 Ankara Savaşı, daha sonra Timur'un yanına gitti. Timur bayağı güldü bu olaya. Anlat dedi, benim böyle böyle oldu. Yoksa ben niye vereyim beyliğimi dedi yani. Hani maksat geri alacak ya. Sonra geri aldı biliyorsun beyliğini. Lan neler neler. Yani kuruluş dönemiyle az bilgi var ama. Yani çok dikkate çeken o işte kısa sürede büyümesi nedenleri diyoruz ya. Yani her şey mi tıkırında gider? Bak her şey mi gider yani? Timur seni öldürmüş, parçalamış, anlatacağım. Ona rağmen Osmanlı yıkılmadı yani. Hani demek istediğim arkadaşlar anlayın. Osmanlı kuruluş döneminde gerçekten bayağı bir ekstra olaylar var. İşte bunları tek tek anlatıyoruz ama Germiyanoğlu Yakup Bey olayı beni her zaman etkilemiştir. Ve Germiyanoğlu Yakup Bey'in
çeyizini işte kızına evlendirirken çeyiz vermesi Kütahya çevresine ne demek istiyorum? Germiyanoğulları eşittir artık Osmanlı'ya katılma demektir. Hamitoğulları Isparta, İrdin, Antalya. Onlar da beyliğin şey onlarda da erkek sorunu var kardeşim. Demek ki o zamanlar bir sıkıntı var. Günay. Ne var Orhan Bey 1. Murat zamanlarında? Veba. Veba, veba. Millet kırıldı geçti. Erkek şimdi bir şeyler oldu demek ki erkek çocuk olmuyor bir türlü. Hep olanlar kız. İşte Hamitoğulları da bu sorunu yaşadı. Bunun üzerine Hamitoğlu beyliğinin başındaki ne yaptı? Beyliğinin topraklarını parayla satın aldı. Parayla çıkarttı, satılığa çıkarttı. Hani köylerde satılığa çıkarttı da ağalar. O da çıkarttı Osmanlı'da belli bir miktar para verdi. Ve Osmanlı Devleti Hamitoğulları'nın beyliğini de parayla aldı. Ha parayla almasa ne olacaktı? Gidip zaten alacaktı onu da söyleyeyim. O zaman dikkat. Germiyanoğulları beyliğini 1. Murat çeyizle. Hamitoğulları topraklarını ise neyle almıştır? Parayla. Şimdi yazma zamanı onları bir yazalım. 1. Murat diyoruz. Şöyle diyelim. Germiyanoğulları topraklarını neyle? Çeyiz. Yani vasiyet de aslında. Çünkü onun sorusu vasiyet. Ve Hamitoğulları topraklarını parayla satın aldı. Topraklarını parayla satın aldı. Devam. 1363'te hangi savaş? Bu Bizans'ta yapıldı. Sazlıdere Savaşı sonu da Edirne alındı. Hemen başkent yapıldı mı? Ama genel manada bazı kaynaklar Sazlıdere'den sonra da yapıldığını söyler. Ama biz neyi bekledik? İlk Osmanlı Haç Savaşı'nı. 1364'te ilk Osmanlı Haçlı Savaşı neydi? Sırp Sındığı yapıldı. Kim kazandı? Biz kazandık. İlk Osmanlı Haç Savaşı olması önemli. 1371'de Çirmen Savaşı. Sırplara karşı kazanıldı. Sırplar dedi ya, beni bırakın tek gideceğim. Osmanlı'dan hücum alacağım diye. Sırplara karşı kazanıldı. Ama biz bir yerde bozguna uğradık. Neydi? 1387'de Piloşnik'te Osmanlı ordusu bozguna uğratıldı. Pusu yani. Pusu var burada. Ve 1389'da 1. Kosova Savaşı ile Haçlılar mağlup edildi. Haçlılar mağlup edildi. Ama bu savaşta çok önemli şeyler olmuştu. Onu söyledik. Hatırla bakalım. Bu savaşta ne olmuştu? İlk defa top kullanılmıştı. İlk defa Türk bayrağının şekli ortaya çıkmıştı. İlk defa büyük bir Haçlı ordusuna karşı. Arkadaşlar evet ilk Osmanlı Haç Savaşı Sırp Sındığı diyebiliriz doğru. Ama oraya gelenler mesela Sırplarla Macarlar geldi. Ama 1389 1. Kosova var ya neredeyse 17 millet katıldı. Lehler katıldı, Macarlar, Sırplar, Efraklar, Boğdan. Çok büyük bir orduyla yaptık biz. Ona rağmen kazanıldı. O zaman not diyelim. Bu savaşta ilk defa ne kullanıldı? Top kullanıldı. Efendim Miloš Obilić doğru mu? Birinci Murat'ı şehit etti. Bundan başka böyle şehit eden Osmanlı padişahı olacak mı? Hayır. O zaman savaş meydanında tek şehit edilen kimmiş? Birinci Murat'mış. Yine Türk bayrağının şekli burada çıktı. Şekli burada ortaya çıktı değerli arkadaşlar. Burada ortaya çıktı. Şimdi birinci Murat bu siyasi. Birinci Murat ne yaptı kardeşim? Orhan Bey'den almış olduğu devlet teşkilatlanmasını arttırdı. Şimdi hepimize soralım. Divan-ı Hümayun'un bana 3 tane üyesini say bakayım Günay. Padişah Sadrazam'ı geç, vezir de geç. Çünkü vezir de Orhan Bey atadı ya. Kimler sence katılmış olabilir? Kaz asker, defterdar, sadrazam. O zaman kaz askerlik, defterdarlık ve sadrazamlık kimin zamanında ortaya çıkıyor? Birinci Murat. İlk defa veraset sisteminde değişiklik yapan 1. Murat değil miydi? Hatırla bakalım Osmanlı Devleti kültür medeniyetten. Ülke hükümdar ve oğullarına aittir anlayışını getirmişti. Doğru mu? Gene kim getirdi? 1. Murat. İlk defa Kapıkulu Ocağı dediğimiz Yeniçeri Ocağı'nı kim kurdu? 1. Murat. Hatta Mevlana Rüstem geldi. Molla Rüstem diye geçer. Karamanlı bir bilgindir. Efendim dedi, siz dedi asker bulmaya uğraşıyorsunuz ama öyle yapmayın. Her savaştan sonra 5 tane askerden birini alın. Bunun 5'te biri eski ismiyle Pençik değil miydi? İlk defa değerli arkadaşlar eski ismi Gulam. İlk defa Gulam sisteminin bir benzerinde Osmanlı Devleti 1. Murat zamanında uyguladı. Bu sistemin adı Pençik. Tavla oynar mısın Deniz? Tabii ki. Penç ne demek? 5. Yek? 1. 5'in 1 işte. Burada da 5 tane esirden kardeşim
Bir tanesini devlet alıyor. Ganimettir bu. Devlet hakkıdır. Evet, en iyi olanı seç. Doğru. Aynen öyle. Beşte bir. Yani biz bu adamın ismi ne demişiz? Bu sisteme pençik sistemi. Kimin zamanında uygulandı? Birinci Murat zamanında uygulandı kardeşim. Defterdarlık bu zamanda geldi. İlk defa maliye teşkilatı bu zamanda kuruldu. Senin birinci Murat'ta hiçbir şey yapmamış değil. Evet, birçok savaş yaptı ama aynı anda da devlet teşkilatlanmasına önem verdi. O zaman birinci Murat zamanında hatta ne oldu biliyor musunuz? İlk defa Beylerbeyliği oluşturuldu. Rumeli'de merkezi manastır olunan bir Beylerbeyliği oluşturuldu. Şimdi biz bunları sırayla yazıyoruz. Günay başla. İlk defa maliye teşkilatı kuruldu. Evet. Evet, kaz asker, defterdar ve sadrazamlık makamları kuruldu. Makamları kuruldu. Yani divan genişliyor. Bir dakika, divan niye genişliyor? Divan niye genişler başkan? Divan sayısındaki üyeler niye artar Deniz? Aynen öyle. Bak işte sayısalca adam tık diye, abi biliyor ya. Hiç bak sen bu konuyu belki daha ilk defa dinliyorsunuz değil mi? Ama ona rağmen mantık. Devlet büyürse iş büyür. Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nde nüfus büyüdükçe, genç nüfus arttıkça işler daha da artacak ve böylelikle devletin öğretmen sayısı, okul ihtiyacı artacak. Her şey arttıkça o da artacak. Zam gelince senin maaşın artıyor mu? Tam orada bir sıkıntı var işte Türkiye. Evet, orayı da çözersek her şey güzel olacak. Devam et bakalım. Evet, Kapıkulu Ocağı kuruldu. Aynen. Edirne'de kuruldu. Zaten bunlara bağlı birlikler var biliyorsunuz. Acemi olanlar ocağı, doğru mudur? Evet. Ve acemi olanlar, Yeniçeriler ve Topçu birlikleri kuruldu. Zaten Topçu birliklerin kurulduğunu nereden anlıyoruz? İlk defa top kullanmasından anlıyoruz. Devam. Evet, pençik sistemi uygulandı değerli arkadaşlarım. Beşte bir alınma. Bunu söyleyen adam Karamanlı bir bilgindir. Mevlana Rüstem veya bazı kaynaklarda Molla Rüstem olarak geçer. Evet, devam. Evet, sistemli tımar ve iskan uygulandı. Ne demek sistemli değil mi? Artık bir yazılı bir belgede şunlar şunlar iskan edilecek, bunlar bunlar yapılacak, bunlar bunlara tımar verilecek, daha organize. Evet, ilk tımarı Osman Bey arkadaşlarına dağıtmıştı ama burada sistemli hale geldi. Artık kime verileceği belli. Evet, ilk iskanı Orhan Bey yaptı, hatırla. Hayrabolu'ya Bursa'dan adam götürdü Kara Tatarlar ama Kara Arapları. Ama burada bir kere yapıldı. Şimdi bunu sistemli hale getiriyoruz. Artık bir kim nasıl alınacak, nereden ne kadar alınacak, kimler götürülecek belli oldu. Devam. İlk defa veraset sistemi değişikliğe uğraştı. İlk defa veraset sistemi. Ne demek? Tahta çıkış hakkı. Değişikliğe uğradı ve son olarak Rumeli Beylerbeyliği kuruldu. Rumeli Beylerbeyliği kuruldu. Yeri manastırdır. İlk Rumeli Beylerbeyliği Lala Şahin Paşa'dır. Evet, Beylerbeyliği kuruldu arkadaşlar. Artık sınırlarımızın ne kadar genişlediğini sizler de görüyorsunuz. Şimdi Deniz ne yapıyoruz biliyor musun bundan sonra kardeşim? Çıkması muhtemel olan yerleri işaretlemesini yapıyoruz. Yani onları yapınca da öğrenci o bölgelere, yani o okurken diyor ki ben buraya biraz daha dikkat edeyim. Tabii her işaretlediğinden gelecek diye bir şey yok. Zaten Osman dedi kuruluştan soru gelmeye de bilir yani. Bu kadar işliyoruz ya. Gelmeye de biliyor. Çünkü 27 tane soru var kardeşim. 9 tane Osmanlı'dan geliyor. 3 tane zaten kültür medeniyet. Geriye kalıyor 6 tane siyasetten soru var. Kuruluş, yükselme, duraklama, gerileme, dağılma. Osmanlı Devleti'ni dağılmaktan kurtarma fikirleri. Osmanlı Devleti darbe girişimleri. Bunlar da var. Osmanlı Devleti basın yayın hareketi. Topla. İnanın bu sayılar yetmiyor bile tarihe. Öğrenci o zaman ne oluyor biliyor musun kardeşim? Çok konuya çalışıyor ama az soruyla karşılaşıyor. Eskiden tarih sorusu 2013'e kadar 30'du. Hatırla. 30 soruydu. Hatta bu konular çok önemsizdi. Hatta biz inkılap tarihinden başladık biliyor musun Trabzonspor'da? Çünkü inkılap tarihinden 20 soru gelirdi başkan. 20. Ya düşünebiliyor musun? Nerede, nereye? İndi. Çağdaş da eklendi. Sonra 3 sorumuz genel kültüre verilip 27'ye indirildi. Soru azaldı, konu arttı. İşte aynen mantık. Bu da insan öğrencileri hem tarihten soğutuyor hem de tarihi çok korkuyorlar. Yok estağfurullah. Ben ve benim arkadaşlarım, birçok arkadaşımız YouTube'da video çekiyor. İzleyin arkadaşlar. Hepsinin, herkesin bir tarzı var biliyor musun? Herkesin. Mesela geçen dayımın kızı dedi ki hocam, Ramazan abi dedi, atıyorum bir tane dersi. Ya işte benim hocamdan dinlemedim, başka bir hocadan dinledim. Başka bir hocayı çok övdüler, onu dinledim ama benim hocamdaki hocadan anladım.
Yani nasıl bir şey biliyor musun? Hangisiyle frekansınız uyuşuyorsa. En iyi hoca diye bir şey yok. Deniz, herkes bu işi yapıyor. En iyi hoca nedir biliyor musun öğrenci gözüne? Senin anladığın hocadır. Senin anladığın hoca en iyi hocadır kardeşim. Bunun başka... Yoksa herkes bu mesleği icra ediyor, herkes büyük emek veriyor. Doğru mu kardeşim? Ya dershanelerde hocalar sabahtan akşama kadar derse giriyor. Kolay mı yani? Yıllarca yaptık dershanecik. 15 sene yaptım. Ya bu işler kolay mı? Sabah girdiğinde, akşam girdiğinde ders bir olur mu? Ha o yüzden dershane öğretmenlerdeki arkadaşlarımıza, dershaneye giden arkadaşlar lütfen dershane öğretmenlerine çok büyük saygı göstersinler. Biz bir şeyi burada söyleyip hoca söylemediği zaman gidip Ramazan Hoca bunu söyledi sen niye bunu söylemedin demeyin arkadaşlar yani. Gerçekten üzülüyorum. Ondan sonra hiç tanımadığımız insanlar bizi ne derler ona başkan? Sevmiyor demeyeyim de böyle öngörü demeyeyim de ne derler ona? Ön yargılı yaklaşıyorlar. Yani mesela onların şehirlerine gidiyoruz. Tanışıyoruz hocalara. Hocam vallahi sizi böyle bilmiyorduk diyorlar. Ama aslında bunu yapan da öğrencilerimiz. Dershanedeki öğrencilerimiz. Ramazan Hoca böyle anlattı. Böyle dedi. Ya bunlara gerek yok. Dersi dinle ya. Zaten para vermişsin. Dinle yani dinle. Oraya sen öğretmenle çatışmaya gelmedin kardeşim. O öğretmenin bilgisi zaten seni 10'a 20'ye katlar. O kadar bilgiliysen senin orada ne işin var derler. Bunları girmeyelim. Dershane öğretmenlerimiz, dershanedeki bu meslektaşlarıma gerçekten büyük saygı gösterir. Sizlerden en büyük ricamı. Dershaneye gitmeyenler zaten bize devam ediyorlar. Bir de giden izleyen de var. İzliyor, derse gidiyor veya dersi dinliyor. Sonra gelip benden dinliyor. Sonra diyor ki hocam Ramazan Hoca burayı anlatmış. Siz niye anlatmıyorsunuz? Arkadaşlar bizim bir zaman özgürlüğümüz var. YouTube'a çekti misin? 100 de çekebiliriz, 150 de çekebiliriz. Ama oradaki bir hocamıza 80 saat ders veriliyor diyelim. Sonra diyorlar ki hocam arkana vatandaşlık dersi başlayacak bu hafta bitir. Adam ne yapsın arkadaşlar? Lütfen saygıda, sevgide kusur etmeyelim öğretmenlerinize. Öğretmenlere en çok kusur edenlerin de öğretmenlik mesleğinden gelmeleri beni çok şaşırtıyor. Bir daha söylüyorum. Öğretmenlere en büyük eleştiri de öğretmen olacak meslektaşlarımız yapıyor. Yapmayın arkadaşlar. Birazcık daha sabır, birazcık daha iyi niyet. Hocam böyle vardı, bunu da söylesek olur mu demek. Ramazan Hoca onu söyledi, sen niye? O şimdi onu söylemedi diye kötü öğretmen mi? Öyle bir şey olur mu ya? Nice iyi öğretmenlerimiz var. Video çekmiyor arkadaşlar ya. Seni beni geçer. Anlatın da günay. Öyle anlatıcılar var yani. Biz sadece video işini biraz daha hani derler ya kıvırdığından dolayı. Türkiye'de ilk biz başlattığımızdan dolayı bir algı var devam ediyor. Ama bu diğer arkadaşlarımız kötü olabilir mi? Her öğretmen iyidir derken. Tarzı sana hitap etmeyebilir. O olabilir. O yüzden fark ettiyseniz biz genel geçer bir yöntem izlemeye çalışıyoruz. Beni doğuda da izliyor, batıda da, kuzeyde de izliyor, güneyde de. Türkiye'nin 81 ilinde binlerce ilçe, binlerce köyden izleyen var. Herkese uygun bir dil bulmaya çalışıyoruz. Deniz Hocam da bunu yapıyor. Bayram Hocam da bunu yapıyor. İleride Günay sen de yapacaksın. Ortak evrensel dil. Herkesin anlayabileceği bir dil kullanmak zorundasın. Tamam mı arkadaşlar? Anlaştık mı? Şimdi işaretleme zamanı. Evet şimdi Deniz. Bir dersi izledin. Geçen de bayrama da yaptırdım. Şimdi sana yaptıracağım. Hangisi sana göre gördüğün kadarıyla önemlidir? Soru da gelmiş. Bir öğretmen gözüyle zaten anlarsın. Yok, hepsi tahtaya göre düşün. Ha, tamam. Şuradan başla. Ha. Tamam. Nereye işaretleyeyim? Tamam. Hı-hı. Yani ben hocam ya Orhan Bey dönemi ya da 1. Murat dönemi. Bir Orhan Bey, bir 1. Murat'tan. Şimdi şöyle tek tek gel kardeşim. Mesela Osmaniyet'in kısa sürede büyümesinin nedenleri çıkabilir mi? Çıkabilir. Sen diyeceksin zaten bunların hepsi çıkabilir. Başka bana niye sorduruyorsun? Hayır öyle değil. Mesela bu çıkabilir. Aşağıdakilerden hangisi? Osmanlı Devleti'nin kısa sürede bir beylikten imparatorluğa geçiş sürecini etkileyen olaylardan biri değildir de. Bunlardan bir tanesini ister. Mesela başka? Mesela bana göre kardeşim. Ben söyleyeyim hocam. Tımar, iskan ve istimalet. Bunların bilinmesi lazım. İskanı yerleştirme, istimaletin cezbetme, meyletme, gönül kazanma politikası. Devam. Yani o dönemde sanki şu yüzyıl savaşları ilerleme konusunda çok etkili olmuş. Tamam, onu da yazalım abi. Yüzyıl savaşları kimle kimin arasında oldu? İngiltere, Fransa. Çok güzel. Bir sayısalcı olarak bakmak da farklı. Evet. Evet. Hı-hı. Başka. Buraya geç. Orada bir şey yok. Aşağıdakilerden Osmanlı Devleti'ne destek veren gruplardan biri değildir. Mesela daha evvelden şunu sordular. Gaziyan-ı Rum'u. Demek ki bu şurası çıkabilir her zaman kardeşim. Tamam? Her zaman çıkabilir. Peki Osman Bey ile ilgili çıkacağını düşündüğün yer neresi olabilir Osman Bey? Osman Bey. İlk vergi olabilir. İlk vergi yazalım. İlk vergimizin adı neydi? Baç. Ve ilk Osmanlı-Bizans savaşı. Neydi? Koyunhisar. Diğeri ne? Bafeos. Diğer adı ne? Bafeon. Evet o çıkabilir. Bana göre mesela ilk kadı her zaman çıkabilir. Dursun Fakih. İlk kadı. Evet. İlk para zannetmiyorum. Orhan Bey'e gel kardeşim. Orhan Bey'den çıkar. Orhan
Orhan Bey'le ilgili çıkarmış. Çünkü gümüş kullanmışlar ya, öyle dediniz sanki. Evet. Yani bu paranın değerinin artması Osmanlı dedi. Ekonomisini de iyileştirme sanki. Yorum sorusu olur, evet. Mesela bana ne göre ne gelir biliyor musun? İlk defa bir beyliğe son verilmesi. Anadolu Türk Siyasi Birliği alanındaki ilk adım. Karesoğulları. İlk defa Rumeli'deki bir kale. Çimpe. Evet, bunlar gelir başkan. Peki, geç şuraya. Orhan Bey döneminde yaşanan diğer gelişmelerden sen neyi sorardın? ÖSYM'de bir soru yazarı olsan. Mesela ilk cami mi, ilk müderrisi mi? Sanki tersane gibi. Yok, tersane sorulmaz. Ama tabii sorulsa sorulabilir. İlk mesela Kara Mürsel Alp ya da Kara Mürsel Paşa, Osmanlı Devleti ilk kaptan derler, sorulabilir. Ama burada nedir var biliyor musun kardeşim? İlk medrese ve medreseye atanan ilk müderris. Tamam, Davud'u Kayser. Mesela yine işte Rumeli'ye geçti zaten, orada yazdım. İlk defa divan ve ilk ordunun adı. İlk ordumuzun adı neymiş başkan? Kapıkul Ocağı değil. Yaya ve Müsellem. Yaya ve atlı birlik demek. Gel bakalım başkan. Birinci Murat'ta neyi sorarsın? En çok neyin üzerine durdum ben? Hangi savaşı yaptık? Bayağı bir anlattık. Birinci Kosova değil mi? İlk defa top nerede kullanıldı? Birinci Kosova. O zaman Birinci Kosova Savaşı önemli. Peki ilk Osmanlı Haç Savaşı'nın adı neydi? Sırpsındı. Bu da önemli. Tamam başkan. Gelecek sorular bunlar. Eğer buradan gelecek bir soru varsa bu, veya aşağıdakilerden hangisi Birinci Murat zamanında yapılan gelişmeler arasında bulunmaz? Örnek bunlardan birini verir. Cevap olarak da Orhan Bey'den birini verebilir. Yani burada neyi bilmek lazım biliyor musun? Orhan Bey ile Birinci Murat'ı ayırt etmen lazım. Şunu bil. Sorularda ilkler diyorsa genellikle kimindir? Orhan Bey'indir. Sen bunu bildiğin sürece bu soruları rahatlıkla yapacağına inanıyorum. Yıldırım Bayezid zamanında, yani bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.